aracımızı aldık. Üniversite öğrencileri gibi. Aracımızı da yükledik. Hayırlısıyla şimdi Trabzon'a doğru yol alacağız. Ve de sizlerle birlikte. Şansıma da yine yağmur başladı. Çok bereketli bir insanım arkadaşlar. Çok bereketli bir kişiyim. Çünkü niye diyeceksiniz? Ben ne zaman yola çıkmaya kalksam, inanın, yağmur berekete başlıyor. Evet. Şimdi aracımızı bir çalıştıralım. Bugün hiç Trabzon yükü beklemiyordum ama şansıma nedense bugün Trabzon çıktı arkadaşlar. İnanın Trabzon tarafına gitmeyeli bayağı oldu. En son bir Beşikdüzü Şalpazarı'na gitmiştim. Sizlerin de bildiği gibi. Ondan sonra Ordu, Bulancak, Çorum, Kastamonu öyle devam ediyoruz. İşlerimiz yoğun olduğundan dolayı nakliyeleri tek bayiye gönderiyor müdürümüz sağ olsun. Bizlere 4-5 bayi. Onun için gidemedim şeye, Trabzon'a. Bugün de nasıl olduysa bana Trabzon yazmışlar. Sağ olsunlar, bakacağız. Trabzon'u bir görelim bakalım. Trabzon'da ne var ne yok. Şimdi telefonumuzu bir yazalım. Samsun, Trabzon. Gidiş. Bugün en kaçıydı? 11-10-2017. Takografımız 390.922. Takografımızda yazdık. Şimdi Aksorcu Reis sizlerle Samsun Trabzon yolunda. Hayırlı seyirler. Görüşmek üzere. Evet, merhaba arkadaşlar. Şu an Ünye istikametindeyim. Ve çok çok aşırı bir şekilde yağmur yağıyor şu an. Yani az önce arkada da bir kaza vardı, size yansıtamadım. Kuru asfalta birdenbire yağmur yağınca asfalt birliğin olmuş sabun. Ay yavrum, patpata bak be, amcam bana sol çekti arkadaş. Yo pardon, sağ çekti, sağ. Alırım anahtarını diyor. Helal olsun, yakışır emrine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Samsun'dan çıkarken yağmur yoktu. Yalnız burada çok şiddetli, güzel bir yağmur yağıyor. Vallahi ne diyeyim. Emmi ne yapıyorsun sen ya? İyi tamam, geçtin bizi de yani önüme de kırma da ne olur ya. Şu an yağmur kesildi. Aynen yaz yağmuru gibi arkadaşlar. Parça parça bir yağıyor. Biraz gidiyorsun bakmışsın yağmur yok. Tamam. İlerisi açık gözüküyor. Şu an 4-6 yasağına, yasak saatine yaklaştık. Ya bu arkadaş ne yapıyor? Dayı ne yapıyorsun sen dayı? İnşallah durdurmuyorlardır. Yolda giden arkadaşları aradım. Yasak olmadığını söylüyorlar ama ne kadar doğru bilmiyoruz. Gidince bakacağız. Az bir zaman kaldı işte. 10 dakikaya falan orada olurum. İnşallah olmaz yasak. Çünkü olmaması benim işime yarar. Neden yarar diyeceksiniz. Şu an benim arabamda göreneğe verecek olduğum 2 bazam var. Vermem gerekiyor bu akşam. Vakfı Kebir'e 2 tane gardırop dolap vereceğim. Onu da vermem lazım. İşte yarın sabah Trabzon'da olacağız inşallah. Trabzon'daki bir bayimizi boşaltıp tekrar Beşikdüzü Şalpazarı'na gideceğiz. Evet, geçen haftaki sizle paylaşmış olduğum videoyu çekmiş olduğum yere gideceğim tekrar.
çekmiş olduğum videoyu gerçi daha atamadım. Bu hafta içi perşembe, yarın perşembe, cuma akşamı atacağız büyük ihtimal. Çünkü şu an ayarlamaları yapıyoruz. Sizin için her şeyin güzel olması için uğraşıyorum, çaba gösteriyoruz. Sizlerin beğenmesi için, yani bu yola baş koyduğumuz için her şeyin güzel olmasını istiyoruz. Her şeyi güzel izlemenizi istiyoruz. O yüzden acele etmiyoruz. Yavaş yapıyoruz, temiz yapıyoruz. Bir kusurumuz oluyorsa bizleri affedin arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere şu an çektiğimiz bir rezilliği sizinlerle paylaşmak istedim. Şu an tam Ordu'nun girişindeyiz. Yasak yok. Bir yandan sevindim ama Ordu'nun girişine gelince keşke olsaymış dedim. Neden mi? İşte sonuç. Sonuç bu arkadaşlar. Şu an gıdım gıdım yani yol almaya çalışıyoruz. Nedense bütün aksilikler de beni buluyor. Kendimi okusam mı, ne yapsam acaba, kurşun mu döktürsem bilemedim. Çünkü her aksilik bizi buluyor arkadaş. Bu akşam vermem gereken iki yerim var. Ama ne yazık ki şu an hala Ordu'dayım. Ordu'yu geçemiyorum. Bu arkadaş ne yapıyor? Aman aman. Sağdan bağdan şu an kör noktama girersin, seni göremem. Bir çatırtı kopar ondan sonra. Arkadaşlar gördüğünüz gibi, aynadan da görün. Geç. Geç. Geç kardeşim, geç. Şu an şu rezilliği sizin de görmenizi istedim ve de görüyorsun. Aynadan bakın arkadaşlar. Kuyruk bayağı bir geride. Şimdi biz şoförler ne yapalım? Siz söyleyin arkadaşlar, bizler ne yapalım? Yok mu bizi bir kurtaracak, bizi duyacak bir kişi? İmdat diyoruz ama kimse bizi duymuyor tabii ki. Bizler tır şoförüyüz ya. Biz alışkınız ya yolda yatıp kalkmaya, durmaya. O yüzden kimse bizim sesimizi duymuyor. Ah ömrüm, ah ah. Bazı arkadaşlar da direksiyonu yorulmuşlar, devamlı yer değiştiriyorlar. Mantıklı. Dur gak, dur gak, dur gak. Kolay değil arkadaşlar. Önde giden araba demişti bana, Ordu'ya gel de görürsün demişti, bir sürprizim var demişti. Ne sürprizi lan dedim. Gelince görürsün dedi. Demek ki sürprizi buymuş. Koş koş koş, 1-2, 1-2, ooo ne güzel spor yapıyorlar be. İşte Ordu sahil. Ve biz. Ya arkadaş, bu yol biter mi ya? Bu yol biter mi ya? Oo, böyle bol biçim arkada. Biz de ne yapalım arkadaşlar? Bu fırsatta kettle'ımızı yakalım. Bu yol zaten bitmeyecek. Öyle gözüküyor. Ufaktan ufaktan yol alalım. Ama evet, merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar cümleden. Şu an Ordu'nun yoğun trafiğini geçtim. Şu an Görele'ye geldim. Bayideki arkadaş gelecek ürünleri almaya. Şu an onu bekliyorum ve de şu an evet. Doğru geldi. Şu ürünleri teslim edip şeye devam edeceğiz nasipse. Vakfı Kebir'e. Vakfı Kebir'e de verdikten sonra bizim her zamanki mola verdiğimiz güzel bir lokantamız var. Orada da size çekim yapacağım. Ya bu telefonla çekim yapmak da bayağı zorlaştı arkadaş. Evet. Şu an gidiyoruz. Bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Çok yorucu geçti bu akşam ya.
Erkan. Neredesin lan? Bu da benim Serkan arkadaşım. Vahiden. Vay. Yavrum ne haber? İyi abicim, hoş geldin. Güzel abicim, hoş geldin. Nereye gidiyorsun sen bu akşam akşam? La hiç sorma ya. Trabzon'a kadar gidiyoruz nasipse. Şu evrakların. Haba bu da mı bizim? He. Tamam, habanın imza işi mi var? Var, imza işi var. Şunu tamam, teslim. Arkadaşlar görüşürüz, ben ürünü teslim ediyorum. Evet, merhaba arkadaşlar. Yine ben. Şu an iki yerimi de verdim. Şu an kafam rahat. Rahat bir şekilde inşallah karnımı doyuracağım. Şu an bizim bu Karadeniz sahilinde her zaman durduğumuz ve herkese tavsiye ettiğimiz bir yerimiz var. Vakfı kebiri geçince çarşı başına gelmeden rampanın başında sağda kalıyor. Topal Alabalık Dinlenme Tesisleri. Alabalık deyip de geçmeyin, orada her çeşit yemeğimiz var. Saç tavası olsun, köftesi olsun, kuymağı olsun, kahvaltısı olsun, ızgarası olsun, her şey mevcut. Ve ben şu an inşallah yer vardır. Buraya gireceğim. Evet, yerimiz var. Evet, dayıcığım beni bekliyor. Dayı! Evet, arkadaşın aksini çekelim. Kimseye mani olmayalım. Şimdi size inşallah göstereceğim. Çok güzel lezzetli yemekleri var yalnız, bunu söyleyeyim. Bunu söylemeden geçemiyorum. Köftesi olsun, alabalığı olsun, saç tavası olsun, her şey mevcut. İşte burası. Kanki ne yapayım lan? Seni bekliyorum ya. Ağzından bak oğlum, bir yere mal verdim. Sen bir de mal verdin. Ben direkt gelsem, ben sıkıntı yok. Sadelere gelmesine hazır mısın? Neyse. Ben masayı takmasına dönüm. Bu haberle gitmedim. Az okuda bir sözüm yedim ya. Neyse sen düşün ya. Balık yeriz değil mi? Bakarım ben, balık yerim, saç tava yerim. Ne oldu be sen bu balık? Selamünaleyküm dayı, ben geldim. Selam, hoş geldin. Ne oluyor? Ya ne reiste de davet ediyorsun seni artık. Reiste kalmadı abi, onu da engelliyorlar abi. Reiste mi kalmadı da? Yok, oradayım reiste. Reimle fazla giremiyor ya. Şimdi iş güç yoğun biraz. Yoğunluğu atlattık şimdi ağarak. Bizi ara bu tarafa göndermeye başladılar. Hayırlısın abi, bundan sonra görüşürüz. İyisin daha. Abla ne abi? Hoş bulduk abla, nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, sağ olun. Abla hiç sorma ya, bizi sürdüler arada. Arada kaynatıyorlar bizi. Vallahi kaynatıyorlar. İki köftenin salatasını söylüyorum. Dayı, para ne vereceksin? Ne istiyorsun? Balık, balık ne var? Balık, kutlu köfte, başta var. Balık, mezgit, istavrit. Mezgit nasıl? Biraz salgan bir sandalye. Ya, sen de bakalım, salgan değil ya. Sardalya mı? Yok, tam da Sardalya. Ne de şu bandı ya? Ne oldu? 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 Ne oldu?
Çorba doğru mu? He, somon balığı. Somon değil ya, bu somon ya. Alabalık değil o. Değil mi, mis gibi bir şey yapıyor ya. Güzel balıktır bak. Kaç böyle bak? Hadi güzelim. Levrek. Çok güzel bir balık. Tamam bir arkadaş beni bekledi kardeşim. Masayı kapanladın, lavaboya bile gitmemiş. He. Şimdi oturalım da bir konuşalım. Allah ne beğendi, ben acı canıydı ya. Sordun mu? Ahmet kardeşim bu bir tane. Bir tane mi? Başka yok. Bir tane kaldı. Seninle konuşacağız zaten. Bu uşaklar herhalde kayma yapmışlar. Konuşalım. Boş ver, ben geleni dedim zaten. Kendimiz kendilerimiz. Su veren çamağı büyük olsun. Valla, yapacak bir şey yok. Kardeşim, niye kaydı? Bu 14 lira köfte. Mevlana'da 15 lira böyle. Öyle mi? 1 lira daha karıştı. Peki abi, bir de nasıl yiyecektim? Adam geldi yiyeceği. Bir tane çay içtiği zaman 10 lira para alıyorum ondan. Ulan nasılmış abi? Ama sen bir az çorbanın tadı olsa çıkıdıysın. Yap abi bir tane çayla. Para mı abi şimdi? Yani 1 lira bir tane çay etme. Ya ben zaten... 1 liralarını sıkırım. He, ben dedim ki bu adam dedim. Biz bu adamı tutmamız lazım. Bu adam buraya kurmuş kardeşim. Ben size ne dedim? Ben oradayım, siz oradasınız. Beni görmediniz, sağ olun geldiniz. Ama adam şimdi her zaman gidelim 10 liradan 12 liradan 13 liradan bile gidemezdim yani. Burası bir, şey ya. Burası bir yani işletmez ha yani. Gitmiyor ben yürümüyor. Yürümez. Adam senden bugün, senden şimdi bugün 15 alır, yarın 18 lirası yine 15 alır dedi. Bak bakalım. Bunlara sordum. Sordum onu. Bak daha önce de sordum. Fiyat arzulmadan önce dedim kaç lira yapalım. 15-18 ağızlarından cümle böyle çıktı. Arkadaşlarım. Ondan sonra ne olmuş? Mevlana Türkiye çekmiş ondan. Çekebilir abi. Çeker adam. Çeker, ben de vakti olursam. Gelen yok, giden yok, çeker. Ben de çekerim onu. Evet. Öyle mi yapalım onu? Satacağız mı? Ne kadar? Sen boş ver. Sahte gelir mi yapalım? Sahte gelir, mahte gelir. Ben herkese konuştum. Benimle, benim isim vermeyi bilirler. Şimdi Samsun'a, şu an Trabzon'a devamlı. Hep bunları buraya gönderiyorum. Allah Samsun'dan çıkıyor adam. Nereye? Trabzon'a gidiyor. Ta buraya kadar kalmış. Çoğu kez de geldiler. Bir tarif etti. Abi. Bu yaşta da baktım üzerinde ama. Ya arkadaş. Bunlar düşünür. Eksik olabilir. Bunlar çok. Sen yüzünde eksik olabilir. Ama genellikle benim duyduğum 1 milyon. 1 milyondan sebep geliyorum işte. Çok da niye ben de orada şimdi? Benim duyduğum bu. Dedim ulan. Senin yerden sen üzerinde değil mi? Sen burada 7-24 buradasın. Sabah buradasın, akşam buradasın. Yatsın buradasın, öyle gün buradasın. Ulan şunu da sana tanıdım ama bir gün yemek buradasın. Dedim ne düşünüyor ki ya? Şimdi o arkadaşlarım da özgürlüğe davet ediliyorum ya. Lafına dönüm, lafına ne sen bunlar? Bir hamsi var. Bunlar. Mevlana, Mevlana yabancı değil ki. Mevlana gittiği zaman da İki bardak çay içer, üçüncü bardak çay gelmez. Tut karşıyı gel buraya çay içiyor. Öyle mi? Tut dostlukları öyle mi? Sıkıdır. Ben kafamı rahat kaparım. Bir konuşayım şununla bakayım ne yapayım. Evet sevgili arkadaşlar. Aksorcu Reis bu gece jete bağladı. Bu akşam jetkillerden olduk. Bu akşam jet gibi gidiyoruz inşallah. Şu an Trabzon Akçabat'ta. Herkese hayırlı geceler. Şu an Akçabat'a girmiş bulunuyorum. Gayet zevkli bir yolculuk geçiyor bu gece. Yağmurda. Ordu çok yağmurluydu. Size göstermiştim. Yalnız orada bir durum oldu. Onu da size anlatayım. Ordu merkezi geçtim. Gülyalı'ya gelmeden işte. Orada önümde bir ufak araba gidiyor. Sağ şeritte. Ben de sağ şeritteyim. Yoğun yağmurdan yolun bir bölümüne, sağ şeride önümüze bayağı büyük derin bir göl oluşmuştu. Taksi bunu fark etti.
birden sola attı kendini. Ama ben tabii ki onu görünce ani hareket yapmak istemedim. Direksiyonumu sabit tuttum. Ne frene bastım ne gaza bastım. Olduğum süratte 80 km hızla o göle bir daldım arkadaşlar. Görmeliydiniz. O su sanki böyle jet skiler bilirsiniz. Denizde bazen böyle dalgaya girer de böyle dalga yarılır ya. Yoldakisi o misali böyle ortadan yarıldı. Arkamdan gelen ufak araçlar inanın arkamda kayboldu. Ben o suyu yardıma attım. Arkamda arabalar versem o suyu görünce yıldı benim girdiğimi. Korkmuşlar, frene basmışlar. Ama Allah'tan bak hareketlere bak. Asfaltı yakıyorum diyor arkadaş. Bak. Allah'tan bir şey olmadı. Orayı da sağ salim geçtik. Su birikintisi işte. Su birikintisi çok kötü oluyor arkadaşlar yolda. Dikkat etmek lazım. Bazen insanı yanıltabiliyor. Derin oluyor, çukur oluyor. Onun için çok dikkat etmek lazım. Evet, polis arkadaşlar. Ekip yol kesiyor. Selamımızı verelim. Kanki sola gel, sola. Kanki sola gel. Sağ şeritte hep tırlar var. Sola gel. Bak adamın biri duracak şimdi orada. Trafiği engelliyor. O yüzden sola gel. Takip et bu kardeşini. Bu kardeşini takip et. Şu an Akçabat'ta meşhur köftecimiz Nihat Usta'nın oradayız. Akçabat'ın meşhur köftecisi. Adam gece gündüz full arkadaş. Abi burası Trabzon. Buradaki arabaların egzozu devamlı bağırır. Devamlı bağırtırlar. Lastik yakarlar. Bizim yatmak için, uyumak için kullandığımız ceplerde gelirler, terbiyesizlik yapıp arabalarını döndürürler. İşte gecenin bir yarısı lastik yakarlar. Bizi rahatsız ederler. Yani şimdi insek uysak bayağı büyük derin bir mevzular oluyor. Hatta bir keresinde oldum. Yani bu insanların anlayışı diyorum ben. Ya ne bileyim ya, terbiyesizlik ya, başka bir şey değil. Gecenin bir yarısı geliyorsun. Tırcıların, uzun yol şoförlerinin istirahat ettiği bir alanda adamlar yani hiç düşünmüyorlar. Ya işte bu tırlar, kamyonlar burada uyuyor. Adamlar yoldan gelmiş. Yorgunlardır, uykusuzlardır. Yapmayalım diye düşünmüyorlar. Yani bizi rahatsız ediyorlar. Uykusuz bırakıyorlar. Ne bileyim ya. Diyecek söz bulamıyorum bu arkadaşlara. Dinlediği gibi yapsın. Diyametten başka yapacak olduğum bir şey yok. Atabey, bana kapatın. Atabey. Kırmızı yandı bak. Atabey. Kırmızı yandı. Nedense bu akşam kırmızılar beni çok seviyor. Hep kırmızı lambalara takılıyoruz. Olsun. Bu gece de böyle olsun be gülüm. Yavrum işte bak, bu da bir Skyline Park'ı. Adamların abi gece görünüşü yetiyor insana. Şuraya bak ya. Ne kadar lamba varsa alayını yakmış arkadaş. Bizim Tanju mu la yoksa bu?
Beyaz Renault var ya arkadaşlar, Tanju. Bu olabilir. Onun arabası genelde hep böyle ışıklı oluyor. Bakalım o mu? Evet, yeşil yanmış. Evet, Tanju arkadaşlar. Tanju Doğan. Yanılmamışım. Tanju kardeşimizi görmüş olduk. Arabasının ışıklarından tanıdım. Çünkü o kadar ışık onun arabasından başka arabada yok. Kendisini her yerde belli ediyor arkadaşımız. Bas, bas, bas. Arkadaşlar sessiz olan Trabzon'da Akçabat-Trabzon arası seyahat ederseniz sağ şeridi bırakmayın. Çünkü buradaki ufak araba şoförleri heyecanı çok seviyor. Trafikte heyecan yaşamayı çok seviyorlar. Makas atmalar, drift atmalar burada meşhurdur. Onun için size dikkat etmenizi öneririm. Yani altında az bir façı olan Doğan, Şahin, Kartal fark etmiyor. Lüks araba da oluyor. Adamlar drift yapıyor kardeş. Ama sonucunda bir kaza halinde eyvah para etmiyor. Ama bunlar da bunu bilmiyor. Farkındalar ama işte bilmezden geliyorlar. Akıllanırlar diyoruz. Bir gün akıllanırlar. Diyecek bir şeyimiz yok. Arkadaşlar Akçabat'tan bu kadar. İlerleyen saatlerde Trabzon'da gösteririz inşallah. Evet arkadaşlar, yine ben geldim. Şu an Trabzon'un yapılan yeni tüneline girmiş bulunuyoruz. Nasıl, böyle iyi mi? He? Ya ben de diyor bundan nereye gitmiş? Cebe girdim abi buraya. Bak. Ya bana dedin ya. Bir baktım burada arabalar içiyor içiyor. Lan bundan nereye kayboldu acaba dedim. Az daha çıkacaktım ha. Yürüttüm baktım bir araba var orada, baktım bu. Ne yapıyoruz, çay içiyoruz? Kahve içiyoruz da şimdi geçeceğim. Soda vereyim mi? Soda mı? He. Ne sodası lan? Limonlu mu? He. Limonlusu içerim. Elmalı var ya. Ver. He? Ver. İşte elmalı var, limonlu yoksa. Hiç bu arkadaşınızı YouTube'da izlemiyorsunuz abi. Olmuyor bak. YouTube'da? YouTube'da benim kanalım var. Bir sene eksikti YouTube'da. Tabii canım. Bak Allah. Arkada bak, sizi de atacağım şimdi. Arkadaşlar bize müsaade. Merhaba arkadaşlar, günaydın. Trabzon'dan bir yağmurlu günden daha sizleri selamlıyorum. Şu an Trabzon Bellona bayisinin deposunun önüne geldim. Arkadaşlar daha yeni geldiler. Sağ olsunlar, memur gibi saat 9'da işe geliyorlar. Biz saat 7.30'dan beri, sabah 7.30'dan beri ayaktayız. Akşam sanayiye gitmiştim servis partisi boşaltmaya. Arkadaşlara uyduk.
Arkadaşlarla birlikte orada yattık. Keşke yatmasaydım. İnanın sabah buraya gelene kadar bayağı bir uğraştım. Bunu da seansı çektim ama o an çok kalabalıktı. Bir de moralim bozuldu orada. Çekim yapamadım, kusura bakmayın. Şimdi hayırlısıyla inşallah depoya gireceğiz. Arkadaşlar kapıyı açtılar. Nasipse depoya yanaşıp sizlere de depoyu göstermek istedim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bugün baktım, sabah kalktım baktım buraya da yağmur yağmış. Hala da yağıyor. Normal, büyük ihtimalle kış ayı geldi. Bundan sonra yağmurlar eksik olmaz. Evet, şu an Bellona'nın deposuna giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi arabaları burada. Şu an ilk önce kendi arabalarını yüklüyorlar. Sevkiyata çıkacaklar arkadaşlar. Ondan sonra sıra bize gelecek inşallah. Boşaltmaya başlayacağız hayırlısıyla. Selamünaleyküm. Babacım ne haber şimdi? Ne oluyor? Nerede? İyisin inşallah. İyiler. Şeytanın bacağına girdi sonunda. Emre ne haber yavrum? Hoş bulduk. İyi. Moraller sıfır gibi geliyor. Ya. Boş ver. Selamünaleyküm. Selam abi. Ne haber kardeşim? Haber atıyorum. Şaka mı yapıyorsun? Yok abi. Harbiden öyle yani. Devam. Tamam işte. Evet arkadaşlar. Trabzon'da işim şu an bitti. Hayırlısıyla şu an Beşiktaş'ın Şah Pazarı'na doğru gitmek için yol aldım. Burada işim biraz uzun sürdü çünkü hep gardor attı. İşte çalışma masası, vitrini falan hep paket paket olduğu için boşaltması uzun sürüyor. Koltu takımları gibi değil. Koltu takımları hep kaba. Bir takım alıyorsun zaten yarım kapak boşaltıyor. Onun için bu biraz uzun sürdü. Şimdi Şal Pazarı'ndaki bayi de devamlı arıyor. Bakmıyor. Onların yüzünden oldu böyle. Bekleyecek. Ben nasıl bekliyorsam onlar da bekleyecek kardeşim. Her tarafta da kasis yapmışlar arkadaşlar. Anlaşılan bu gece de yoldayız. Çünkü saat şu an 12.30. Benim oraya varmam 1.30. Çağ pazarından çıkmam 5-6. Hayda. Ne işim vardı çayda.
arkadaş. Böyle araba çekilir mi buraya ya? Böyle araba çekilir mi ya? Şimdi babız. Herkes böyle olmuyor. Adam arabasını çekmiş. Yani gelsin birisi bana taksın diye. Şu an kırmızı oluyor. Bir şey geçmemiz lazım. Perşembe, yarın cuma. Yarın da belki bir Trabzon off, yüklenip tekrar. Böyle bir araba çekmişsin. Yani takmamak imkansız. Takmamak imkansız. Kamyonum dolu, romorkum boş. Bu şekilde nasipse Beşikdüzü'ne kadar gideceğim. Beşikdüzü'nde romorkumu cebin birine bırakacağım. Oradan kamyonla Şal Pazarı'na çıkacağım inşallah. Hayırlısı olsun, bugün de böyle oldu. Olsun be gülüm. Her şey senin için olsun. Ah gençlik ah. Gençlik gidiyor yollarda, gidiyor. Gençlik kalmıyor artık. Ömrümüz yollarda geçiyor. Da bu. Açık bir şey yok. Herkes aynı hayatı yaşayamaz. Herkesin farklı bir dünyası var. Farklı bir hayatı var. Farklı bir yaşam tarzı var. Kimileri baba parası yer hayat yaşar. Kimileri çalışır kendi parasını yer hayat yaşar. Kimileri çalışamaz, iş bulamaz. Ne bileyim. Bitik bir hayat yaşar. Allah'ımıza şükürler olsun. İşimiz var. Çalışıyoruz. Ekmek paramızı kazanıyoruz. Bir yerden çıkarıyoruz. Evet. Bu tünel de yeni yapıldı arkadaşlar. Ben demiştim ya 3-4 aydır gelmiyorum. Bayağı bir değişiklikler olmuş. Normalde arkalardan dolanıyorduk. Ama bu tünelin olması çok iyi olmuş. Şimdi yani aşağıya ana yola 15-20 dakikaya varıyorduk. Ama şimdi 5-10 dakikaya varıyoruz yani. Bayağı bir etkilemiş. Bir de diğer tünel bitse 10 numara olacak da artık o ne zaman biter Allah bilir. Pervaneler çalışmıyor. Yani pervanelerin görevi tünelin içindeki biriken egzozdan çıkan gazların, dumanların dışarı atılmasını sağlıyor. Yalnız şu an tünelin içinde öyle bir koku var ki insanın midesi bulanıyor. Arabanın içi şu an dumanla doldu. Kapatmam lazım. Yani zarar veriyor, etkiliyor insanları. Çok da kötü, iğrenç bir kokusu var arkadaşlar. Şu anki bulunduğum yol istikameti Trabzon'dan Erzurum Gümüşhane Bayburt Maçka tarafına giden yol istikameti.
Buradan yukarı bu yol Maçka, Gümüşhane, Erzurum, Otunova çıkıyor. Bunu da size anlatayım dedim. Şu an uçak havaalanına inişe geçmiş. Buradan beri gözüküyor. Hadi abicim. Arkadaşlar görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şu an Trabzon seferini bitirmiş bulunuyorum. Samsun'a doğru gidiyorum. Ama ne yazık ki daha Samsun topraklarına giremedim. Onun için biraz moralim bozuk. Bugün hiç yapmayacak olduğum bir hatayı yaptım ve o hatanın cezasını çektim. Hani derler ya, bir hata yaparsın da o hatanın cezasını çekersin diyor. İşte ben günübirlik anında o cezayı çektim. Yüklemeyi yanlış yaptım. Niye yanlış yaptım? Şampazarının yükünü romorka vursaydım, akşam da o romorku Şampazarı'na bırakıp kamyonla Trabzon'a gitmiş olaydım, şu an ben Ünye, Terme, o taraflarda bir yerdeydim. Kesinlikle buna eminim. Romorku boşalttım, Trabzon'a geldim. Kamyonu boşaltmaya çıktım. Saat 4.30'da işim bitti. Şu an saat 5'i 10 geçiyor. Tirebolu'dayım şu an. Tirebolu'ya doğru yol almaya çalışıyoruz. Nescafe'mi de yaptım. İçe gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Havada yağışlı geçiyor devamlı. Güzel bir de hava yok. Soğuk. Normal kış ayları geldi. Ne yapıyorsun lan? Hayranlarım arkadaşlar. Beni takip eden kişiler. Şu an beni gördüler de telefondan benim kanalımı gösteriyor arkadaşlar. Sağ olsunlar. Takipçimiz biraz çoğalmaya başladı. Şükürler olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Büyük ihtimal birazdan ileride dururlar beni. Sohbet için eğlenceler gibi geliyor. Şu an önüme geçtiler, gidiyorlar. Yani insanlarla iştirisi olmak çok güzel bir şey ya. Yani insanlarla sorunlarını, sıkıntılarını, derdini paylaşmak, karşındaki insanın halini, durumunu anlatmak çok güzel bir şey. Benim düşüncem böyle. Tabii ki bazı insanlar da belli olmuyor. Yani herkes bir olmuyor. Yani kimse kimsenin halinde pek fazla anlamıyor. Anlayan insanlar olduğu zaman zaten belli ediyor kendisini. İşte dertleşiyorsun, sohbet ediyorsun. Derdini söylüyorsun. O sana teselli veriyor. O sana derdini anlatıyor. Sen ona teselli ediyorsun. Ne bileyim, moral veriyorsun. Çok güzel bir şey ya. Herkese tavsiye ederim. Siz olun bence. Yani bir arkadaşınızın bir derdi, bir sıkıntısı, bir sorunu olduğu zaman da mutlaka ona paylaşmayı öneririm. Belki kendisi çekinebilir. Yani anlatamaz. Yani karşısındaki insanın nasıl bir tepki vereceğini bilemez, düşünemez. O yüzden çekinir. Eğer çok sevdiğiniz bir arkadaşınızsa benden size tavsiye, o arkadaşınızı dinleyin. Çünkü o arkadaşınız sadece sizi arkadaş gözüyle görmüştür. Size yakınlık duymuştur. Kendisini size daha çok yakın hissederdir. Yani derdini dinleyin. Moral verin. Onu motivasyon edin. Yani yardımcı olun. Hiçbir insana
maddi açıdan destek sağlayamayabilir. Onun da durumu yoktur. Ne bileyim, arkadaşının borcu vardır, üzülürdür. Yani arkadaşıma yardımcı olamıyorum, ona destek veremiyorum diye üzülürdür. Buna eminim, yani tahmin ediyorum. Çünkü ben de çok yaşıyorum aynı durumu. Maddi açıdan yardımcı olamıyorsanız bile manevi açıdan yardımcı olmalısınız bence. Yani moral, motivasyon. Yani ona bir destek verin. Çünkü kendisini yalnız hissetmesin. Şu hayatta kendini yalnız hisseden insanlar çok. Kimseye derdini anlatamayan insan çok. Yani bir dertleşecek bir yoldaş arıyor kendisine. Onun için arkadaşınızı kimsesiz bırakmayın. Arkadaşlar kusura bakmayın. Önemli bir telefonum geldi. Onunla görüşmem lazım. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Yoğun bir Ordu trafiğinden merhabalar sizlere. Şu an Ordu merkeze girmek için uğraşıyorum. Çok yoğun bir trafik var. Benim şansım zaten ne zaman iyi oldu ki. Bu Ordu insanları, ben de Orduluyum ama hiç anlayış diye bir şey yok. Arkadaşlara sinyal veriyorum, sağa gireceğim. İnanın yol vermemek için yarışa giriyorlar. Yani en sonda arabayı kıracağım üzerlerine, olmayacak. Ya insan bir anlayışlı olur da kardeşim ya. Bir yol verin de, ne olur yani. Bir yol verin de. Bir yol verin. Geç kardeşim. Geç. Ya sana yol veriyorum, geçmiyorsun, adam geçiyor. Telefon oynamayı bırak ya. İşte biz Ordu'nun bu rezilliğini yaşıyoruz arkadaşlar. Sizin de görmenizi istedim. Dün akşam aynı, bu akşam aynı. Nedir bizim bu Ordu'dan çektiğimiz arkadaşlar? Evet, lamba hadi yakalandı. Çok güzel. Eğer Ordu tarafına yolunuz düşerse aman dikkat edin, aman deyin. Çünkü buranın insanları araç kullanmasını unutmuşlar. Nereden, ne zaman giriş yapacakları hiç belli olmuyor. Biz bile inanın arabayı nasıl kullanacağımızı burada şaşırıyoruz bunların yüzünden. Ya akıllı gitme yok. Hiç bu adam bana vurur mu, ne bileyim dokundurur mu? Hiç öyle bir korkuları da yok. Nasıl bir anlayışa sahipler hiç anlamış değilim. Zaten de onlar da anlamamızı beklemiyorlar. Kaba taslak devam. Yoruldum zaten ya. Uykum da geldi. Bir an önce eve varmak için çabalıyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar, bakın. Şu an şu sağ tarafta gördüğünüz yol bildiğiniz emniyet şeridi. Ama bu arkadaşlar burayı kendi yolları bellemişler. Devamlı emniyet şeridinden önümüze kırıyorlar. Bizim de kaza sebebimiz %90 emniyet şeridinde gelen araçlara vurmak oluyor. Yani biz bu arabanın sağ tarafına, kör noktaya etiketi boşuna yapıştırmışız. Ben bunu anlıyorum buradan. İlle de ben diyor emniyet şeridinden geçeceğim kardeşim diyor. Hayda, tekrar kağıdı yok diyor bu. Niye böyle dedi? Arkadaşlar şimdi ilginç bir şey oldu. Bunu size göstermek istiyorum. Şu an aracımın ekranında seyir halindeyken tagorof kağıdı yok yazısı geldi. Allah Allah. Ama benim tagorof kağıdım var. Acaba takıldı mı? Bunu bir an önce düzeltmem lazım, yoksa
İleride çevirme olursa polis arkadaşlar beni öperler. Bunların öpmeleri de parayla oluyor arkadaşlar. Yanlış anlamayalım. Takarof kağıtsız gelmişsin deyip bana ceza yazabilirler. Onun için müsait bir yere, ama burada da kardeşim müsait bir yer yok ki ya. Her taraf allak bullak. Şuraya bakın ya. İşte bu da benim gece arabamın görünüşü. İç dizayn. Şu an Ordu'yu çıkmaya çalışıyorum. Neden benim takarof kağıdım böyle yaptı? Buna bakmam lazım. Arkadaşlar buralar çok yoğun şu an. İşte bak, bakın arkadaşlar. Bak arkadaşlar. Bu arkadaşın durduğu yere bakın. Bu arkadaşın durduğu yere bakın. Yani biz ne yapalım? Biz şoförler ne yapalım arkadaşlar? Siz söyleyin. Biz ne yapalım? Yani bu yolda bunlara ne yapalım? Nasıl idare edelim? Siz söyleyin. Arkadaşlar görüşürüz. Benim takarof kağıdına bakmam lazım. Yoksa ceza işlem uygulayabilirler.